Osmanlı Devleti'nin zayıflaması ile işgale uğrayan, Kafkas ve Balkan coğrafyasında yaşayan Türk ve Müslüman halklar için umutsuzluklar, göçler, ölümler, işgaller, ana vatanlardan kopuşlar, tehcirler de başlamış oldu. Göç hikayeleri, göç türküleri ayrı dillerde söylense de duygular, hüzünler hep aynı noktaya işaret ediyordu. Sürgün edilen, ana vatanlarından koparılan, hastalıklara yenik düşen, yollarda ölen, açlık ve sefaletle karşı karşıya kalan bu halkların acısı, ne yazık ki dünyanın gelişmiş ülkelerince bir türlü görülmedi. Stalin hemşinlileri Orta Asya'ya sürerken, onların Orta Asya Müslüman Türk boyları arasında eriyip gideceklerini, böylece tarihi kahramanlıkları Rus askeri arşivlerine dolduran bu halkın tarihe karışacağını hesaplamıştı. Ama olmadı. Hemşinliler dil, din, kültür ve geleneklerini bırakmadılar. Nerede yaşarlarsa yaşasınlar, asimile olmadılar. Hemşinliler dağıldıkları ülkelerde dil ve kültürlerini gelecek nesillere aktarıyorlar. Ana dilleri olan Türkçeyi unutmamak için, unutturmamak için mücadele ediyorlar. Çimkent şehrinde öğretmen arkadaşlarımıza yazılı sınav uyguluyoruz. Onlar alacakları bu yazılı sınav sonucunda alacakları sertifikayla kendi çalıştıkları okullarda Türkçe'de öğretebilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir kursumuz var, müstakil kursumuz. Orada yılda yaklaşık 500 kişiye Türkiye Türkçesi sertifikası verilmektedir. Bunun dışında Türkistan'da Hocaahmet Yesevi Üniversitesi ile yapılan protokol sonucunda açılan Yaygın Eğitim Merkezi var. Yaygın Eğitim Merkezi bünyesinde de yılda yaklaşık 100 kişiye Türkiye Türkçesi sertifikası verilmektedir. Ayrıca üçüncü olarak da ihtiyaca göre, öğretmen ihtiyacı olan yerlere, Kazakistan değişik şehirlerine öğretmenlerimiz gönderilmekte geçici süreyle. Orada kurslar düzenlenilmekte ve sertifikalar verilmektedir. Kurslarımızın süresi 240 saatten oluşmaktadır. Başlangıç seviyesi. Sonra 240 saat orta Türkçe ve toplam 240 saatte yüksek Türkçe olmak üzere 3 seviyede sertifika vermekteyiz. Türkiye'den 5000 kilometre uzakta yine Türkçe hisseden, Türkçe konuşan insanlarla bir arada olmak. Ancak aradaki zayıf olan iletişimi, Türkçe iletişimini güçlendirmek amacıyla burada bir işçi gibi kendimi görüyorum. Türk dilini devam ediyoruz ki bizim çocuklar Türk dilini bilsin. Çünkü zor günler geçti bizim başımızdan. Türk dilini, öz ana dilimizi bilmiyoruz. İyi de bilmiyoruz. Yeni yeni çalışıyoruz. Ama çocuklarımıza mecburuz öğretmek. Ona göre biz bu kursları yaptık. Bu, geçen sene biz kurslar Almatı'da yaptık. Bu sene biz düşündük ki kurslar iyi olur, yapılsa bölgelerde.
6 saat haftasına bizim öğretmenler hafta sonunda 2 gün hafta sonunda geliyorlar buraya Türk dilini öğrenmek için. Benim duygum çok büyük, nasıl diyeyim, bizim millet için destek olmak, bizim çocuklara Türkçe öğretmek. Çünkü çok yıllar boyu kaldık böyle zamanda, öz dilimizi, öz geçiş şehrimiz, şaravarımızı biz bile duygulandırmıyoruz, her yerde gösterebilmezdik. Şimdi bu zamanlarda Kazakistan'da bizim prezidentimiz çok bize destek olur. Biz böyle işler yapabiliyoruz. Öz ana dilimizi, ata dilimizi, Türk dilini biz bilmesek de özümüz, büyüklerimiz ama çocuklarımıza öğretiriz. Hemşinliler dünya üzerinde 30 milyon metrekareye yayılmış durumdalar. Yaşadıkları her ülkede birçok millet ile iç içeler. Bu durum dil asimilasyonu tehlikesini de doğuruyor. Ancak tüm bu zorluklara rağmen hemşinliler dil ve kültürlerini korumayı başarıyor. Hemşinliler uzun süre Sovyet rejimi altında yaşamalarına ve günümüzde de birçok farklı ülkede hayatlarını sürdürmelerine rağmen dini vecibelerini de eksiksiz yerine getiriyorlar. Bayramlarda camilerde buluşuyorlar, ibadet ediyorlar. Bayramlaşıyorlar, hasret gideriyorlar. Kurban Bayramı'nda namaz sonrasında kurban kesiyorlar, ev ziyaretleri gerçekleştiriyorlar. Hemşinliler yaşadıkları bölgelerde cami yoksa kendi camilerini de inşa ediyorlar ve ibadete açıyorlar. Hemşinliler mevlütlerde, kandillerde de bir araya geliyor, dua okuyor, birlik ve beraberliklerini koruyorlar. Çocuklarını da İslam dininin gereklerini yerine getirebilecek bireyler olarak yetiştiriyorlar. Diğer milletlerde olduğu gibi hemşin mutfağı da farklı mutfak kültürlerinden etkilenmiş ve içinde bulunduğu halkların mutfağını da etkilemiştir. Hemşin mutfağı geçmişte olduğu gibi bugün de oldukça zengindir. Her milletin en çok sevdiği ve misafirlerine ikram ettikleri milli yemekleri vardır. Mesela Kazaklarda beş parmak, Özbeklerde ise pilav. Orta Asya'daki hemşinlilerde ise çok sevilen bu yemeğin hinkal, yani mantı olduğunu söyleyebiliriz. Bizim milli yemekler nenelerimizden, analarımızdan kalmış yemekleri biz de unutmamış. Onlar bize örgedip, biz de çocuklarımıza örgediyoruz, kızlarımıza, gelinlerimize. Bizim milli yemeklerimiz çok tatlı, çok şirin olur. Nasıl ki biz ama Kazakistan'da 60 yıldır yaşıyoruz, onların yemekleri de özümüze adet etmişik. Onları da kullanıyoruz. Bizim indi kış geliyor, güz oldu. Güz olanda bizler
bir mal soyuyoruz. Mal, kara mal soyuyorlar. Etinden pastırma yapıyoruz. Sucuk yapıyoruz. Karnından tuluk basıyoruz peyniri kışa. Hemşinliler yaşadıkları yerlerde yemek kültürlerini hem yaşatıyor hem de bulunduğu bölgelerdeki halkların yemek kültürlerini de benimseyerek mutfağını daha da zenginleştiriyorlar. Şekerleme, bizim o adette var o şekerleme. Gelin getirende, düngürlüğe gidende ya kırva gidende o şekerleme mutlak olmalıdır. Onu da gerek götüresen sen onu şekerlemeyi. Şekerlenmemiz var, lokumumuz var, şirin lokum var, bile lokum var, pastalar yaparız. Çekçek diyenler, bu bizim Kazakistan'dan ne ki onlar kullanıyor, onları da kullanıyoruz, özümüzünkünü de kullanıyoruz. Balla, zarla güzel yapıyoruz. Hal böyle olunca da, eğer bugün dünyanın farklı bölgelerinde bulunan hemşinliler bir araya gelerek bildiklerini ortaya koyarlarsa, dünyanın en zengin mutfağını oluşturabilirler görüşü de önem kazanıyor. Bugün hemşinliler dünyanın her yerine dağılmış durumdalar. Ama bir hemşinli düğünü ister Amerika'da olsun, isterse de Orta Asya'da olsun hemen hemen aynıdır. Bu da hemşinlilerin kültürüne ve geleneklerine ne kadar değer verip sahip çıktığının bir göstergesi. Ertesi gün oğlan evinden gelini almaya gelirler. Süslenmiş gelin arabasında kayınpeder ve damadın kirvesinin hanımı gider. Diğer arabadakilerle birlikte kız evine geldikten sonra gelenlere sofralar açılır, yenilip içilir, çalınıp oynandıktan sonra gitme zamanı gelir. Gelinin beline erkek kardeşi tarafından kuşak bağlanır ve kaynataya teslim edilir. Kaynata gelini evden çıkarır. Gitme zamanı geldiğinde kız yengesiyle beraber arabaya bindirilir. O zaman Kur'an-ı Kerim okunarak dualar eşliğinde araba harekete başlar. Bil hayr vel bereket ya aziz ya hallak
نستجب دعاءنا واشفي مرضانا وارحم موتانا ولا تسلط علينا برحمتك يا رب. Adamlar kutlu olsun. Getdiyi yerdə boya başa çatsın. Amin. Həmişə o yaxşılıq, bağıt, saadat gətsin. Ondan sonra da bizlər də söylək gələcəkdə günümüz belə şad toylarla keçsin. Allah qolunuz açıq olsun. Tanrına qalın. Axşam toya gününə buyurun. Həmşinlilər sürüldükləri bölgələrdə gelenek ve göreneklerini, yazılı ve sözlü edebiyatlarını koruyup yaşatmak, diğer milletlere tanıtmak değil, uzun yıllar hayatta kalma mücadelesi verdi. Bu sürgün yalnızca can kaybına sebep olmadı. Maddi ve manevi zararlara da yol açtı. Ancak buna rağmen hemşinliler, horon ve tulum geleneğini geçmişte olduğu kadar olmasa da sürdürüyor. Bir toplumun varoluşu ile birlikte o toplumun kültürü de başlar. Bir toplumun millet olması için ya da millet olarak tanınması için öncelikle milli değerlerini ve zengin edebi hazinelerini oluşturup koruyabilmesi gerekiyor. Uluslararası düzlemde millet olarak kabul görmesi için kendine has bir dili ve bu dilde gelecek nesillere miras olarak bırakacağı zengin tarihi, edebi hazineleri olması gerekiyor. Çünkü bu edebi eserlerin içinde bir milletin geçmişi, üzüntü ve sevinçleri, keder ve mutlulukları, gelenek ve görenekleri bulunuyor. Bu edebi hazinelerden biri de tabii ki halk oyunlarıdır. Oh!
Genç arkadaşlarımızı toplayarak kim Türk halkını temsil etmek istiyorsa, kim kültür açısından gelişmek istiyorsa biz bütün bu etkinlikleri yaratıyoruz. Şu anda Almata'da Kazak Bey Tacimiliç'in sağladığı imkanlar dolayısıyla burada eğitim yaptırıyoruz. Çocuklar üretiyoruz. Ondan sonra tabii ki bu çocuklar bizden sonra başka çocukları eğitecektir. Yani bu bir kültürün var olmasıdır. Yani biz eğer bu kültür eğitimini devam ettirirsek, mesela bazıları dili öğretiyorlar, bazıları başka kültürel farkları öğretiyorlar. Onun için biz de burada dans açısından o kültürü sağlamak amacımız var. Manilerde, türkülerde, masal ve hikayelerde olduğu gibi halk oyunları da hemşinlilerin geçmişinden, hayat şartlarından farklı figürlerle anlatılmaya çalışılıyor. Kısacası horon demek, hemşin kültürü demek, hemşinlilerin geçmişi demek, bugünü ve yarınları demek. Güzeli, çok seviyorum güzeli. Güzeli deyin bana, güzeli verin bana. Ben seni sevdim da dünyalara bildirdim. Ben seni sevdim da dünyalara bildirdim. Endurdun kaşlarını da, endurdun kaşlarını da. Babanimi öldürdüm. Endurdun kaşlarını da, babanimi öldürdüm. Enderiye al dereden taşları. Enderiye al dereden taşları. Geçti bizim sevdalukta alçebinden saçları. Türkü söyle, türkü. Ya türkü. Apşukarı'nı oynayalım, Apşukarı'nı nasıl deyin Apşukarı'nı? Teyze bak dinleteceğim sana, biliyor musun bu parçayı? Anam çok biliyor, çok. Kimdir annem? Kardeşim. Benim oğlumdur. Annem. Annem. Sen onun annesiydin. Dertliyim, kederliyim da her ne desem. Söyle bir teyze sana. Desene. Ana desene. Onu peşine de türkü. Yok bu demiş lan. Anlatırız bu şey.
anladım. Ketemin kalla yaşakıyıp men. Kıyamayamın, kıyamayamın. Dünyaya sensiz sayamayamın. Anımda sendere gesilayamın. Жүрегім от болып лаулап жанамын, тапсаңша өзің амалын, қалай яша жалғыз боп қаламын. Қимаймын, қимаймын, дүниеге сенсіз сыймаймын, әнімді сендерге сыйлаймын. Sürgün yıllarında her şeye rağmen Hemşinliler kültürlerini korumayı başardılar. Karadeniz'in coşkusunu, heyecanını Orta Asya'ya taşıdılar. Tulum sesi Tanrı Dağları'nda yankılanmaya başlandı. Bir parça Anadolu, bir parça Kafkasya, bir parça da Orta Asya olmuştu hayatları. Yeniden yola çıkmanın zamanı geldiğinde ise Orta Asya'nın her metrekaresinde onların da bir suretleri kalacaktı. Bakışları gözlerinde sürgündü, kelimeler ise dillerinde. Hayatları ise sürgünün ta kendisiydi. Hüzünleri olgunlaşmıştı artık, haykırıyorlardı. Seslerinin haritasında ana vatanlarını arıyorlardı. Uzaktalar vatanlarından, sevdiklerinden, toprağın kokusundan, okunan ezanlardan, uzaktalar. Gurbet elde geçti hayatları. Hasret dolu kalpleri Türkiye deyince sızlıyor. Yaşanan sürgünlerden, çekilen acılardan arta kalan ise tek bir soruydu sadece. Vatana ne zaman döneceğiz? Bu soru zihinleri meşgul ederken 5 ilçe ve 200 köyden meydana gelen Ahıska'da şu an daha çok Gürcüler ve Ermeniler yaşıyor. 100'e yakın köy ise Hemşinlilerin sürgününden günümüze kadar hala boş. Hemşinliler, umutsuzluklar, göçler, ölümler, işgaller, ana vatanlardan kopuşlar, tehcirler yaşamış olsalar da kültürlerini yaşatabiliyor. Göç hikayeleri, göç türküleri ayrı dillerde söylense de duygular, hüzünler hep aynı noktaya işaret ediyor. Sürgün edilen, ana vatanlarından koparılan, hastalıklara yenik düşen, yollarda ölen, açlık ve sefaletle karşı karşıya kalan bu halkın acısı, yeniden vatanlarına dönme umudunu